Happy's World dostlar, hepiniz yeni bir hoş geldiniz. Farm Simulator 25 ve bölüm 4. Marullara su taşımaya devam ediyorum. Biraz arttırmaya çalışıyorum sularını. Yavaştan artık marul da gelecek. Bir ay öteye gittim. Zamanı bir gün hızlandırdım yani oyun içiyle. Hayvancılığa girmek istiyorum ama param çok az. Bunun da farkındayım. Ne yaparım bilmiyorum. Bu arada ağaç için bir tane mod kurdum. Kökler kesebileceğim testereyle ve daha düzgün. Daha az ses çıkıyor galiba testere kullanırken. Bir tık daha hızlı yapıyor bu işi. Bu kadar. Onun dışında başka bir esprisi yok. Odunları aşağı doğru götürdüm. Bu arada ağaç modunda şey de var aslında. Ağır kaldırma durumu da var. O kütüğü götürüp sattım. Kalın olan dibini. Geri kalanı buraya getirdim. Parçaladım ama küçük parçalara ayırmadım. Şimdi bunu da götürüp satmam lazım. Ekstra para gelsin diye. Bir gün geçtiği için de toplam şeyi görmüş oldum bir nevi. Günlük giderim nedir diye. Oğlum ne biçim ağaç kokana bak. Yaklaşık 700 euro'nun üstünde bir giderim varmış şu an kiralık malzemelerden. Şunu bir ton bir gelsin. Bir ton marulu görelim. 10 ton sudan, yani aslında 3 sudan 2 tane marul geliyor. 10 sudan da ne gelir? Yani 9 sudan 6 gelir. 10 sudan da işte 6-300 mü gelir? Öyle bir şey oluyor galiba. Bakalım birazdan bir ton olunca gelecektir 1000 litre. Maksimum bu hızım var şu anda. Aha su alıyor. Hey geldi. Geldi bizimki. 400 kilo ağırlığı varmış. 1 ton deyip duruyoruz. 1000 litre 400 kilo ağırlık. Bunu da tabii ki de elimizde kaldıramıyoruz. Şimdi her şeyi üretiyoruz ama götürüp satmak, yüklemek, etmek için falan bayağı bir malzeme lazım. Kesinlikle bir tane traktöre ihtiyacım var. Tamam, taşımak için araç okey, çok mantıklı vesaire ama sanki traktör kiralasam, bunu salsam daha da mantıklı olacakmış gibi hissediyorum. Başka türlü işin içinden çıkamayacağım çünkü. Bu römörk bu arada traktör için de bağlanılabilir durumda mı? Sanıyorum traktör için bağlantısı geçerli değil diye düşündüm. Ama bu araçtan kurtulup bir traktör kiralamam lazım. Çünkü çimleri biçmek için, hayvancılığa girmek için de her şey için, makineleri bağlamak için artık traktörle çalışmam gerekiyor. Su taşıması kolay. Odun taşıma çok fark etmez ama uç alırsam en azından büyük parçalar halinde de satabilme durumum olur. O yüzden bir küçük traktör lazım. Benim işimi görecek. Landini landini lastana. Her gördüğümde o şarkı aklıma geliyor, biliyorum çok saçma ama. Yani çok ufaksın sen de be. Yani çok özür diliyorum. Nasıl ağırlık taşıyacak bilmiyorum. Daha da ufak, şöyle eşek arabalar falan olsa. Modlar birazcık kurcaladım. Şu an çok taze oyun olduğu için çok eksik modlar. Yani gerekli modlar yok ya da hayalini kurduğum modlar yok diyeyim. Yani ben şey istedim aslında. Bir tane inekle böyle yeri sürsem. Aynı ineği falan, sanki o ineği yetiştiriyorsun, yeri sürüyorsun. O dönemden böyle büyüye büyüye. Çimler zaten el makinesiyle biçiyor olacağım. Problem yok onda da. Hatta şuradan bakalım çimler nerede. Çim göremiyor muyum ben? Anız ne be? Kalıntılar. Çim. Yemlik. Yemlik değil. Kuru ot var ama bu çim sayılmaz yani. Bu genel makineler için. Neyse. Filtreleyelim dedik. Olmadı. Çime dair makinelerimiz her zaman gibi kendi kategorisindedir. Kök, sebze, özel ekin, okey, üzüm, ormancılık, çeşitli. Sona geldik. Nerede kaçırdım ben onu ya? Balyalama. Heh, burada otlak. Okey, buradaymış makineler. 13.000'e var. Kiralasak bayağı da uyguna gelir. El makinesine baktım bu arada. El makinesi de çok mantıklı biliyorsunuz. Diğer bölümde mi değil? Öyle bir yerde oluyordu galiba. Şuradaki diğerde. Ha, burada görmüşüm. Bu da çok güzel, çok mantıklı. Ama fiyatı çok mantıksız abi. Niye böyle bir fiyatı var kendisinin ya? Yani çok da hızlı gitmeyeceğiz. Zaten 8 kilometre hız. Namlu yapıcısı da mı var? Vay vay vay. Ha, sadece birini alıyorsun. Ha, özelleştirebilir dükkanın olsa aslında evde. Çime geçtin, bir namlu yapıcıya geçtin ama elinle her şeyi yapabilirsin demek oluyor. Kirası çok pahalı ya.
Yani onun o paraya eminim bir traktör yanında bir tane uçla ben işimi görürüm. Bu olmaz. Bu kurtarmıyor. Şimdi ucunla malzeme takabileceğim bir traktör bakayım ben. İndirimde bir şey var mı? İndirimde bir şey denk gelirsem de satın alamıyorum. Ayrı bir konu ama en azından bir ihtimal, bir baksam şöyle bir güzel bir şey denk gelirse diye düşünüyor insan. Yani 36-50 dışında mantıklı bir şey var mı? 45 kaç beygir? 116. Çok güzel. Beygir değerler çok çok iyi fiyatına göre. Önüne eklenti vesaire de takılıyordur zaten. En ucuz bu mu var ya gerçekten? Başka bir şey yok mu? Aynen önüne de malzeme takılıyor. Yani bunu kiralayayım desen 2-200. Bir müddet böyle bir şeyle geçinmem gerekiyor. Başka şansım yok yani. Buna takılmıyor galiba ya ön eklentisi. Tekerlek motor kurulumuna gerek yok. 2 nokta. Aslında takılıyor gibi yani bu eklenti ön içinde. Ama beygiri yani fiyatını hak etmiyor. Bu da 2000 euro diyor, bu da 2000 euro diyor. Aradaki beygir farkına bakıyorsun. Biri 70, biri 116 beygir. Tabii ki de sen. Tamam şimdi abi madem römorküm var, değil mi? Her şeyim aşağı yukarı onunla taşıyabileceğim. Bolca eklentiye de ihtiyaç duyduğum için senden kurtulmam lazım. Gel bakalım. Seni boşuna acele ettim aldım sanki. Yoksa kiraladık mı? Kiralamadık değil mi biz bunu? Moda olarak şunu indirdim bu arada. Ben yanlış anlamışım bunu. Bu sap parçalayıcıymış. Otun saplarını alıyor, parçalıyor. Kimi şeylerde, çeşit ürünlerinde. Ben sandım ki traktörün önüne de bağlanabilecek o taze fasulyenin biçme makinesidir, toplama makinesi, hasat makinesi gibi bir şey algıladım ama öyle değilmiş. Bir kaydet bakalım. El aletleri. Bunlar kiralık olan mı? Abbey bakayım. İade et. Aa satın almamışım. 170 euro, 1300 euro. Evet bunu iade edelim. Bu benimle durmasın. Gerek yok. Şimdi bu römork kalabilir. Her şeyi taşıyor. Baksana maşallah var taşıma konusunda. Traktöre takılabiliyorsa zaten idealdir demek. Suyu da mecbur şu anlık. Maliyeti çok fazla değil. Senden de kurtulacağım. Römork da artık duruma göre traktörümle bağlantısı olmazsa ondan da kurtulup adam gibi bir römorka geçme durumum söz konusu olacak ama bunu da iade edelim. Şimdi bu paramızla beraber bir traktör ne yazık ki kiralama durumum var. Keşke satın alabilsem ama maalesef. Şuraya bak param kalmadı ya. Ben koşuyorum arkadaşlar. Işınlanma da güzel ordu. Aa, niye? C'ye basın. Ah. Bayağıdır seni görmüyoruz hacı. Tipe bak. Traktörüme bak be. Şunun güzelliğine bak. Poz ver kardeş. Makinemle beraber poz kestikten sonra artık binebiliriz herhalde. Üf, şunun güzelliğine bak be. Üf, makine. Keşke poz verme de getirseler artık. Şöyle durdun. Bir de binerken bir animasyon isteriz. Böyle kontrol edeyim de arkadaşlar her şey çalışıyorum şimdi. Emanet alıyoruz. Şimdi bu yetmez tabi. Bununla beraber bize böyle ön yükleyici lazım. Allah benim param yetecek mi ya? Kombinasyonlar bunlar. Şimdi traktörler bunun kombinasyonları yok değil mi? Umarım ön eklentisi vardır. Yani korkuyorum böyle şeyleri yaptığım zaman. Oyunu da kaydediyor otomatik. O otomatik kaydı da kapamam lazım aslında ayarlardan da. Sürekli başıma sonra saçma salak şeyler geliyor. Zaten kısıtlı para var. Sonra mecbur kurtarmak için ne yapıyorsun? Kredi çekmek zorunda kalıyorsun. Ya da gidip bir yerde kölelik yapıyorsun. Kredi çekmekten çok daha mantıklı. 7500. İşimi görsün yeter. Var mı John Deere yeşili? Döz fah John Deere yeşili var.
Uyumluysa. Üf. İkisi de aynı renk olmasına gerek yok bence. Siyah. Siyah daha mantıklı sanki. Umarım işimi görür. Bakayım. 382. Her iş saati, her iş günü. Temel masraf. Ne temelmiş be. Şimdi bir tane daha eklenti alalım buna. Uyumlu olanlarına bakalım. İlk etapta bana lazım olan tabii ki de şöyle bir şey. Ağaçlar tutup alıp götürebileceğim şeyler. Sonrasında tabii ki de aslında hem ağaç hem alttan alma mantıklı olabilir ha. Bu tek başına iki işi de görür mü acaba? Bu alet kütükleri taşımak için kullanılır. Okey. Kütükten ziyade her şeyi taşırım gibi de geliyor. Bir de sonrasında bu lazım bana. Ama şimdilik önceliğim bu çünkü ağaç lazım, para lazım. Bunda özelleştirme yok mu? Lan şuna bile şu kadar para veriyoruz ya. Yuh be kardeşim, soydunuz beni be. Çalışmayacak eminim. Yanlarda olması lazım çünkü değil mi? Her zaman aynı şeyi yapıyorum ben de ya. Bunda da yanda yok tabi. Önde var. Ön yükleyici. Tamam, ön yükleyici ekleyeceğim. 3 nokta ile denedim. Olmuyormuş. Direkt eklentiyi maalesef. 60 kilo ön ağırlık benim çok faydama yaramaz. Sanki arkada olması daha mantıklı olur. 300 kilo ön ağırlık. Aa. Yani odunu arkayla çekmeyeceğim sonuçta. Önüne çekeceğim. Arkaya koyamıyor muyum ağırlığı? Neyse. 60 kilo önde bulunsun yine. Tekerlek kurulumu çok fark etmiyor. Pahalıymış çünkü. Lastik farkı. Michelin kalsın abi. Hayır. Daha yüksek olması daha mantıklı olur gibi geliyor. Daha çok yukarıya kaldırabilirim. Aynen. Bu şekilde bu kombinasyon işimi görür. 2400'e çıktı. Niye? Hey! Lastik. Michelin de bedava mı? Pahalı mıymış ya? Benim neyim arkadaş bunlar ya? Benim neyime yani bunlar? Ben anlamıyorum ki. John Deere yeşili. John Deere'in turuncusu yok mu? John Deere sarısı. Hadi bakayım. Kirala. Bir de şunu da kiralayacağız. Her şeyimiz kiralık. Ve kaldı 80 bin euro. Hadi bakayım. Fas fakirim lan. Fas fakir. Bakınız bir adet kel ve fas fakir. Vaa. Üf 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 üf. Şunlara bak. Neyse, fas fakirliğe yakışan bir hareket. Parçayı tek başta götürmem çok zor olur muhtemelen. Gel 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 gel. Yani bayağı büyük bir parça. Zaten bu şekilde götüremeyeceğim için ben bunu keseyim. Kaldır biraz. Köprüden geçebilir miyim? Ondan biraz korkuyorum. Ne
Neyse yükseltirsem geçer. Lan şimdi mi geldin ya? Beklemiyor da görüyor musun? Egoist. Toplu satmak daha karlı olabilir mi acaba? Gitsene. Ben getireyim diğerlerini de. Allah takılacak o bir yerlere. Öbürü de düşüyor. Hayır. Neyse çok ağır değil, onu alır getiririm. Sen düşme, sen de. O da düştü. İnin lan, inin. İn aşağı. Yerde düşürdüğüm son bir parçam kaldı. Bunu da alayım. Bitti. Bu odunda herhalde ufak tefekler vardır belki kestiğim arkada kalanlar. Onun dışında tamam zaten. Ben dur. Bakalım ne kadar gelecek. Bam. 5000. Güzel. Allah bereket versin. 5000 geldiğine göre 3 tonluk bir ağaçtı zaten. Şimdi 5000'imiz geldi. Bugün bir artıya ufak da olsa geçmiş olduk herhalde. Ama hala hayvancılık başlatabilecek bir para yok cebimde. Burada bir marulum var. Sen bağlanıyorsun değil mi bana? Aferin lan sana. Böyle dur bakalım. Suyum ne alemde? Su daha çok. Daha 10 litre var, bunu koymuş. 1 ton. Marulu birazcık daha biriktireceğiz herhalde. Ondan sonra olacak. Uç alabilirim. Çimlerle uğraşabilirim. Çimler silaj yapabilirim. Silaj nereye satabilirim? Ondan emin değilim ama. Silajı da satabileceğimiz yerler eskiden vardı. Şimdi kimi yerde acaba şey yok mudur ya? Benimle aynı makine işi verecek kimse yok mudur? Hasat. Aha, ne hasadı bu? Taze fasulye de lütfen. Ama ben o işi de yapmam gerekecek bu sefer. Konserve taze fasulye. Ay 5000 veriyormuş bak. 20 numaralı tarla. Küçük mü bu? Bu küçük galiba. Değil mi? Taze fasulye nerede? Bezeliymiş. Yabani havuç, taze fasulye. 2000'lik. Yani böyle bir makineyi alsam benim yere de yakınmış bu arada. Bu şekilde rica etsem desem ki abi bana parayı az ver. Ben senin yeri de temizleyeyim. Hangi tarla lan bu? Parası çok iyiymiş. 91 numara. Niye bu kadar zoom out'lu verdi 90? Ha burada. Uf, büyük bir alan. O kadar uğraşılmaz tıntın gidiyordur. 82. Ha teslimat yerim burasıymış. Ben burada bir yerde sandım. Yani bana çok yakın sayılmaz. Nesneler ödünç al diyeceğim. Ben bu işi alayım. Yetişti değil mi? Hasada hazır mı? Bakayım. Hasada hazır. Tamam. Güzel. Bu şekilde ancak iş yapabiliriz. Nesneler ödünç alayım. Kiralanan malzemelerin hepsi beni bekliyor. 83 numaralı tarlayı alacağım. Sonra geri kalanlarını da buraya bırakacağım. Mahsuller tarladan topla, ürünü belirlerini satış istasyonlarına götür diyor. Niye? 2 nokta belirlemiş. Onu anlayamadım da neyse. Gidelim. Thank you.
makinasının temizleme şartmış oldu ne diyelim. Yani şu makineyle keşke daha güzel işler yapabilseydim ama ne yazık ki kısmet olmadı. Şu makinenin heybetine bak be, kocaman makine. Üf. Aha ha. Neyse o zaman ne yapıyoruz? Bu hasadı iptal ediyoruz. Nerede benim kontrat işleri? Aktif. İptal. Ceza yok değil mi? İptal edildi. Aa. Bakayım eksi mi yazdınız lan bana? Yani bana yazmadı inşallah. Topla deyince yazacak eksi. Aa. Kalsın o zaman. Kalsın. Hazır olduğumda o eksiği yerim. Ne yapayım buraya kadar getirdim bir de uğraştım o kadar. Şimdi bakalım. Neler ekebileceğiz neler biçebileceğiz. Tarlamız için bir şeyler yapabilirim artık en azından. Altımda bir traktör var. Hayvancılığa girebilecek miyim onu da düşünüyorum ama çok zor. Ufak bir tavuk işi yapayım desem yine çok zor. Yani en azından koyuna girmem lazım. Çünkü yerimde çok fazla çim var ve bunu boş geçmek istemiyorum. Kullanabilirim her türlü çimi de. 14.000 diyor. 14.000 bulmam lazım. Tavuk tabii ki de çok mantıklı. 2400'de başlayabiliyoruz. Direkt şu an bismillah desek başlayabiliyoruz ama şöyle bir sorun var. Malzeme. Yani malzeme ekmem gerekecek. Malzemeleri biçmem gerekecek. Yine ekim makinesi vesaire vesaire ama çim Allah'ın çimi yani bedava her yerde var. Yoksa çok tatlıymış şu gelen yeni kümes. Çok hoş. Yeter kadar param yok. Biliyorum abi. Yüzüme vurmayın paramın yokluğunu. Bu da okey ama çok düz. Açık tavuk. Kocaman. 360 tane tavuk mu alıyor? Üf. Bayağı fiyat performans ürünü. Sağlam yumurta getir. Yani paran olsa evet buna gömülebilir ama şu an galiba ben bu durumda ne yapacağım? Kuru ağacım da çok fazla yok. Yani birkaç tane daha ağaç kesebilirim diyeceğim de yani ben diyorum ya koyuna giresim var. Su ihtiyacı yoktur diyor galiba. Bunlarda kendiliğinden su mu var? Bakayım. Aynen oradan hayvan geliyor. Buradan yün alıyoruz. Yumak mıydı? Yumaktı galiba değil mi? Tonlarca satıyorduk. Allah'ım ne paralar. Milyonlar kazanmıştık galiba bir keresinde. Bunlar da ama bu dışarıdan su getirecekmişiz. Yemini, hayvanın ve suyu. Yani problem değil. Bu da işimi görür. 14.000. 14.000'i hızlı bir şekilde bir yerde bulmam lazım benim. Aha bu neymiş? Fabrikalar malları ve ahır ve farklı ürünleri dönüştürür. Yem yapma makinesi gibi bir şey galiba değil mi bu? Yukarıdan onları veriyorsun. Aşağıdan aa. Küçük fabrika mı bu şimdi yani? Yumurtayı koyarsan bir dakika lan bu şey değil mi ya pazar alanı ben çok çok istiyordum onu hazır sebze meyve falan var o pazar alanını bulmam lazım benim bu arada kesinlikle satış yapabileceğim bunlar okey klasik fabrikalar. Ama bana küçük fabrika küçük pazar alanı lazım yani evimin dibine çıkarayım. Sebzeyi, meyveyi, marulu vesaire oradan satayım. Allah Allah. Bak küçücük işliyormuş artık böyle yağ değirmeni. El yapımı gibi. Ya pasta çok dertli bir iş. Satış noktaları. Heh buldum sonunda. Bu neymiş? 7500'de oluyor bu da. Hasat edilen üretim mallıdır. Bir satış noktası satabilirsin. Okey. Hasat ettiğin üretim malları bir satış noktasıyla satabilirsin ama neler var burada? Aşağı doğru gitmiyor mu yayla yayla? Abi ne yaptın sen 70.000 falan? Özellikle şu an benim bu çıkanını yapabiliyor muyum? Bu şehir içindi galiba. Aynen bayağı kocaman pazar alanı. Bana şu yeter yani küçük çiftlik dükkanı. Ürettiğim malların tamamı bence oluyordur diye düşünüyorum. Yani şuraya böyle yolun kenarına bir yere koyacaksın. Şu şekilde. Millet gelecek alacak tın tın tın. Güzel bir ortam hazırlarım ben. Yerini falan düzenlerim onun o problem değil de. Bu da 10.000'miş yani en kötü ihtimalle başlangıç olarak belki bu şekilde de satabilirim. Bak burası fena değil. Tabii arkadaki ağacı falan temizlemem gerekecek. Bir alan açabilirim gibi geliyor.
Burada çünkü bir sürü şey var. Burası mantıklı gibi. 10 bin. 10 bine daha yakınım. Ama tabii ki de buradan hemen gelir gelmeyecek. Öyle bir sıkıntı var. Yani ben Marul'dan yürümeye çalışacağım. Başka yolu yok dostlar. Marul. Kira paraları gidecek ama. Birkaç bin litre marulum gelsin. Marul piyasasına bakalım aynı anda da. Oradan biraz para arttırmaya çalışacağım. Eldeki makineler de duracak. Ya da arada kullanmayacaksam elden çıkarabilirim. Su stoğumu yapıp. Ne kadar su var? Bir tur daha su getirsem. Bunlar burada dursun. Bir 2 ton daha su getireyim. 2000 litre. Mip mip. Akşam yemeği mi olursun ha? Buradan geçerim böyle. Yani biraz üç kağıda gidiyor gibi ama yani şunu demeye çalıştım. Serayı hazırladık. Sonra bastık zamanı. Bom 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 bom. 3 ay 4 ay geçirdik. Orada seride bayağı bir toplandı para. Ama o esnada traktörler ihtiyacımız yok sonuçta yani. Kurtulsak da olur gibi. Alsana. En kötü şu şekilde su bırakacağız. Hop. Bu barakayı da satabilirim bence ya. Şu an gerçekten ihtiyacım yok bunu. Değeri 2000'di. 1993 oldu. Yani mantıklı bir şey bence. Hem alanım açılsın. Bak buraya ev koymak için de mükemmel bir ortam oldu. Yandaki evi de kullanamıyordum. Zamanı hızlandıralım. Doldursun dursun. Bitene kadar buradaki suyumuz. Bu arada bu malzemelerden kurtulacaksam aslında şu an salmam daha mantıklı olacak. Çünkü bir müddet ihtiyacım olmayacak onlara. Yani boşuna da şimdi para vermenin anlamı yok yani. Şu an bunları düşünmek zorundayım. Çok az param var çünkü. Ya yani birkaç ay en azından. ...181. Yani su tankı kalsa da olur gibi ama. Çalışma saati de az. Durumu da fena değil. Ne yapsam? 180 euro da 180 euro. Hadi bu kalsın. Alırken lazım oluyor. Zaten misliyle alıyorlar. Şu tarlama bak. Koskocaman tarla. Bir ara sadece çim, traktör gelsem şuradan çimler sürsem sonra onlar toplasam. Ama silaj için de yine alan lazım değil mi? Onu örteceksin vesaire sonra bekleyeceksin. Sonra olduğu gibi silaj halinde satacaksın. O da sıkıntı. Yani rulo haline döndürüp öyle saklayalım desek ona da para lazım. Bak kar ettim. Hey! Leasing abi sonuçta yani. Aldık bıraktık işimizi gördük bu tamam kullandık bu tamam aylık olarak aldık bir ay kullandık bitti gitti. Yine kiralamak durumunda kaldım arkadaşlar bu makineyi. Mecburen 280 euro verip en uygun kiralanabilir araç bu. Şimdi marulları götürüp satacağım. Ondan sonra işim bitecek. 3 tane şu anda marul gelmiş durumda. Hazır halde. Yani 1200 kiloluk marulum var diyebilirim. Hayvan herif nasıl daldı hemen ya? Şuradan dönelim. Bayağı geç dön, erken döndüm. Bu sefer turuncu rengini kiraladım. Bu da güzelmiş. Çok hızlı gitmiyor ama işimiz görüyor. Ay son dakika geçmişim. Yani orada aslında gösteren 80 kilometre hıza kadar çıkar diyor. Ben niye 38 kilometre ile gidiyorum? Kiralıyoruz diye kısıtlıyor mu bunlar? Ne yapıyor?
Yazılımla mı açıyoruz? Bunu. Böyle böyle de sığmıyor. Bu ancak bu şekilde mi sığacak? Kapat. Marulcu geliyor. Ha, üstteki sabitlenmedi galiba. Dikkatli gitmekte fayda var. Lan önde tek teker dengesiz. Dur. Lan. Bağlarken yanlış bağladım. Bak şimdi nasıl güzel oldu. Şimdi üstteki de düşmez. Denge problemi elbet olacak ama. Şimdi nereye gitmem istiyor bir bakayım. Gold Crest Vadisi'nde fiyatlar çok güzelmiş talepten dolayı. Yani tren istasyonuna gitmem lazım. Yani şuraya gelecekmişim. Okey. Alanın dışında değil. Oradan satış yaparız. Hayır. Arkadan itişti mi? Ben istesem başta şöyle şeyler gelmez ha. Lan dur. Şu arka demir olmasa çoktan taklattık. Lan düzelsen artık. Dur. Yavaş. Lan yokluk ya. Çok kötü bir şey bu yokluk arkadaşlar. Buradan dümdüz mü gidiyorum? Herhalde öyle. Tarla kiminse bayağı güzel, bayağı da büyük. Direkt karşı komşum. Güzel. Gold Crest Vadisi de çok uzağımda değil. Her yere yakınım gibi. Bakayım buraya geldik. Bu yoldan aslında çoktan benim girmem gerekiyordu galiba. Aynen demir yoluna bu şekilde. Buradan gitsem kendim çok mu risk atarım ya? Evet, şimdiden başladı riskler. Ayna da öyle bir ayna ki yani bilgi vermiyor. Sesi çok kötü. Gereksiz de sesi. Lan. Geçemiyorum değil mi oraya? Tren geliyor. Kaç. Umarım yanlış yöne gitmiyorumdur. Geri. Dur şimdi dur. Nereden gelecek? Biraz daha geri. Ha tamam. Sınıra takıldık ya. Buradan böyle gidiyor. Burası son noktasıymış. Yani bilseydim daha iyi olurdu. Burası tağlam var tabi. Yani biz treni burada mı çağırıyoruz? Tren kiralı. Aynen. Ta oraya gitmem lazımdı. Oraya da çok yakındım be. Şartlı yeri. Bir de şimdi oraya gideceğim.
Dur. Dur, şeyi aç. Hah. Satıldı. Ne kadar para geldi? Yani fazla mı geldi sanki çok? Nasıl böyle satıldı onu anlamadım. Yani burada bulunduğum sürece, tren buradan geçtiği sürece satılıyor mu yani? Yani ekran yakalamayla arayüzü gizleme aynı tuş olmuş arkadaşlar. O yüzden her zaman arayüzü ekran görüntüsü almaya çalıştım. Arayüzü gizleniyor. Arayüzü açayım derken de ekran görüntüsü alıyor. Böyle bir sarmalın içindeyim. Güzel. Dur bir finans bölümüne gelelim. Yani tonajı değil miydi buradaki fiyat ya? Ben anlamadım. Sanırsam litresi bu fiyattı. Bende de 3000 litre vardı. 1800'den yapsa yani 4,5 hadi 4-5 lira olsun. Sanki fazla para girdi cebime yani. O kısmı anlayamadım. Mali tabloya bir bakalım. Satılan ürün 6285. Yani arz ve taleple alakalı mı bilmiyorum. Ondan kaynaklı mı bu kadar geldi. Satılan odun. Bayağı fazla geldi. İyi geldi. İyi ki de geldi yani. İyi ki de geldi. Benim işime geldi kısacası. Hiç beklemiyordum. Tam da öbür tarafa gideyim şimdi tren kiralayayım falan diyordum. Tık 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 satıldı. Neyse bundan sonrasını kulağıma küp olsun. Böyle gelip ürünü tren geçtikten sonra da satılabiliyormuş. O da bir seçenek. İyi. Paramız 10.000 euro'nun üzerine geçebildi. Şükürler olsun. Ağzıma euro da ne kadar alışmadıysa dolar diyesim geliyor her defasında. Onu da değiştiremedim. Üşendim. Kaldı öyle. 2 saniyelik bir şey oysa ki. Neyse 12.000 euro'muz kalsın. Artık bir dahaki bölümde bu parayla nasıl değerlendirme yapacağız? Nereye yatırım yapacağız? Konuşuyor olacağız. Muhtemelen dediğim gibi yani bir kısmını yine alet kiralamaya gidecek. Bir kısmını da tabii ki de hayvancılığa yatırım yapabilirim. Belki de sera işine bir tane daha sera alayım koyayım diyebilirim. 9.000'di hatırlarsanız sera. 9.000 koyarsam geriye 3.000 küsür kalır. Onu da hemencik yine su taşıyıp çekip doldurabilmek için yine bir traktör veya benzeri bir şey kiralarım. En azından 2 tane seram olur. 2 seradan hemencik daha fazla mal gelmeye başlar. Çifte satışım olur. Bu kadar olmasa da yine bir 10-15 bin euroluk bir satış yaptığımda totalde en azından hayvancılığa daha mantıklı bir giriş yapılabilir gibi geliyor. Ya da sonrasında bir pazar alanı da açabilirim burada. Şimdi onu da merak ediyorum. Pazar alanının olduğu zaman kendi evin dibinde satışlar ne denli karlı oluyor? Daha mı mantıklı değil mi? Sonuçta kapıda satıyorsun. Toptan gibi bir satış da olmaz. Toptan gibi bir gelir de olmaz. Daha fazla gelecektir muhtemelen ama sürekli bir satış yoktur gibi de geliyor o tarafta. O yüzden onu da bir denemek istiyorum. Olursa ek gelir olarak olsun. Çok da hoş olur. Burası artık hasat edildi gördüğünüz gibi. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bölümde böyleydi. Bir sonraki bölümde artık görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.